Değerli izleyiciler, Almanya'da nihayet çifte vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılacak. Diğer taraftan Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaştırılacak. Geçtiğimiz günlerde Almanya Şansölyesi Olaf Scholz gereken müjdeyi vermişti. Konuyla ilgili detaylar şu şekilde. Hükümet sözcülerinin verdiği bilgilere göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 39 sayfalık yasa değişikliği taslağı birkaç gün içerisinde ilgili bakanlıklara iletilecek ve koalisyon ortakları taslağı son şeklini verecek. Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından teklifin Federal Meclis'e sunulması 2023'ün ilk yarısında da oylanarak kabul edilmesi bekleniyor. Zaman anlamında 2023'ün ilk 6 ayında tasarının Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Scholz liderliğinde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Demokrat Parti tarafından geçen yıl kurulan üçlü koalisyon hükümeti koalisyon sözleşmesinde Almanya için modern bir göç ülkesi vizyonu ortaya koymuş, çağdaş vatandaşlık yasası için kapsamlı politika değişikliğine gitmeyi vaat etmişti ve nihayet vaatler gerçek oluyor değerli izleyiciler. Peki yasa değişikliği neler getirecek? Detaylar şu şekilde. Alman hükümeti yeni düzenlemelerle ülkede yaşayan göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Vatandaşlığa başvurmak için Almanya'da 8 yıl yasal olarak ikamet etmiş olma şartı 5 yıla düşürülüyor. Hatta uyum konusunda özel bir başarı kaydedenler için bu süre daha da kısaltılacak ve 3 yıl Almanya'da ikamet edenlere Alman vatandaşlığı verilecek. Çok ileri derecede Almanca dil becerisine sahip kişiler akademik veya meslek hayatlarında ya da gönüllü çalışmalarında kendi çabalarıyla önemli başarı sergileyenler bu kapsamda değerlendirilebilecek. Almanya'da Türkiye kökenlilerin yıllardır beklediği çifte vatandaşlık hakkı da reform paketinde yer alıyor. Yasa değişikliğiyle Almanya bugüne kadar uygulanan çoklu vatandaşlığın önlenmesi prensibini terk ediyor. Alman vatandaşlığına geçen herkes sahip oldukları vatandaşlığı muhafaza edebilme hakkına sahip olacak. Almanya'daki mevcut düzenlemeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyordu. Sadece Türklere tanımıyordu. Artık bu çifte standart sona erecek. Ayrıca vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen İran, Suriye, Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi çok sayıda ülkeden gelenler kriterleri yerlerine getirmeleri şartıyla çifte vatandaşlıktan faydalanabilecek. Bakalım değerli izleyiciler biz de konunun takipçisiyiz. Ee, Almanya'da hükümet çifte vatandaşlık konusunu yılbaşından sonra gündeme getirip yasalaştırmayı planlıyor. Biz de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.